Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni yazım da yayınlandı. İnşallah bir iki kez okursunuz farklı farklı günlerde ve öyle destek olursunuz en azından. Bir de beğeni atarsanız güzel olur. Onun dışında kanalımız için ben size birçok şifre verdim ama yani çok anlamadınız herhalde. Şuranın 23.900 olması lazım bir şeyler için. Başka şeyler için de 24.000 falan olması lazım. Ama gerisini size bırakıyorum. Neyse, hemen haber ve duyum turuna geçiyoruz. İlk haberimiz umduğunu bulamayan bir seven Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde, hatta hiç hoş olmayan bir şekilde Almanya'nın Stuttgart takımına giden Ömer Faruk Beyaz. Almanya'da istediği ortamı bir türlü bulamamış. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini reddetmiştim. Kapısına kadar, yani halk tabiriyle ayağına kadar gelen Emre Belezoğlu'nu ve Ali Koç'u önemsemeyip Almanya'nın yolunu tutmuştu. Ve Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz istediğini bulamadı. Sadece 5 maçta süre alan genç süperstar adayı bu yaz kesin olarak takımdan ayrılmak istiyormuş. Stuttgart ise nasıl olsa bonservisimiz bizde. Biz seni en fazla kiralarız diyormuş. Ve potansiyeline inanıyoruz diyormuş. Salzburg ilgileniyor diyor. Avusturya ekibi Red Bull. Gerçi Red Bull değil ya, kısaltılmış ya. Right Balling miydi? Şey, RB Salzburg diyeyim. Ömer Faruk'la ilgilendiği aktarılmış. Sadece 79 dakikacık oynamış. 4'lü lig 1'i kupa olmak üzere 5 maçta sahaya çıkmış. Son maçını 22 Ocak'ta Bundesliga'da Freiburg karşısında oynamış. Milli takıma da yansımış. Tabi Almanya'da süre alamaması milli takıma da yansıyan. Stuttgart'a transferinden önce Ümit milli takımda forma giyen Ömer Faruk son olarak 19 yaş altı milli takımında çağrılmış. Bakalım akıbeti ne olacak. Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe'yi bırakanlar her zaman kaybetmişlerdir. Fenerbahçe ile kazananlar ise her zaman gönüllerde taht kurmuştur. Fenerbahçe Beko. Bir transfer iddiası. Şimdi Beko için hani çeşitli duyumlar var ortada. Hepsi de duyum olarak değil. Bazısı yorum, bazısı hani acaba, bazısı fikir beyan etme, bazısı ise çeşitli düşünce yapısı şeklinde. Ama benim duyumlarımı hatırlayın arkadaşlar. Fenerbahçe'ye herkes küçüleceğini söyledi ama ben hani maddi olarak küçülme değil. Buna küçülme diyemeyiz. Ama bence büyüme de diyemeyiz demiştim. Yani futbol tabiriyle anlatayım. Luis Gustavo gidip yerine Crespo'yu getirdiğiniz zaman küçülmüş mü oluyorsunuz? Mantık olarak küçülmüş oluyorsunuz. Yani yüksek bonservislerden, yıllık ücretlerden düşük yıllık ücrete. Ama performans bakımından ise büyümüş oluyorsunuz demiştim. Bu da öyle bir şey olacak derken gelecek sezon içinde köklü bir değişiklik hedefleniyormuş. CSKA'nın sırf pivotu Nikola Milutinov'u kadrosuna katmak istiyormuş arkadaşlar. Yani Euroleague'de biliyorsunuz sezon hedeflerine ulaşamadığı, muhtemelen Darüşşafaka'yı da eleyip finalde Efes'e kaybedip şampiyonluğu Efes'e hediye edecek bizimkiler. Ben eminim yani, kesinlikle şampiyon olamayacak o takım. Hani İtalya basınında CSKA'da forma giyen Sırp pivot oyuncusu Nikola'nın, Milutinov'un takımdan ayrılmayı planladığını, 28 yaşındaki basketbolcuna Fenerbahçe'yle ilgilendiğini yazmış. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Euroleague'de 19.10 süre ortalamasının yanı sıra 7.7 sayı, 6.5 rebound ve 0.9 asist ortalamasıyla oynamış. Yani bir yıl daha kontratı varmış ama ayrılmak istediğini belirtmiş. Demek ki Itoidis tek gelmeyecek. Ne dedim ben ya? Neyse, sıradaki haber. Fenerbahçe bir transferi bitirdi.
Hani son dakika hayırlı olsun. Yani Ali Koç'un sayesinde Emre Mor Fenerbahçe'de. Yani Emre Mor Fenerbahçe'ye işte kap tarihi diyeyim başta da. Şimdi haberimizi okuyayım. Ben size duyumun da kralını vereceğim inşallah. Ali Koç 70 dakikada transferi bitirdi Emre Mor Fenerbahçe'de diyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vefa Stadı'nda bir araya geldiği Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan genç futbolcuyu resmen istemiş. Bu arada bilginiz olsun bugün Emre Mor'un net akıbetini de öğrenmiş olduk. Bu şey sayesinde. Neyse transferin Ozan Tufan artı bir miktar para karşılığında bitmesi bekleniyormuş. Bu doğru değil. Yani sürpriz bir hamle yaparak sezon ikinci yarısında Karagümrük'te yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu diyor. Ay uykum geldi. Çok uyutucu haberler yapıyorlar. Kalan futbol takım maçında Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izledi Ali Koç. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi. Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söylemiş Başkan Koç. Bu transferi takas artı parayla bitirmeye çalıştı. Şimdi genç futbolcu için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi varmış Süleyman Hurma'nın. Görüşmede kapıyı açık bıraktığını ifade etmiş. Fenerbahçe'de bu transfer için Ozan Tufan'ı gözden çıkarmış. Bu aslına bakarsanız 29 Mayıs'ın haberi. Ancak 30 Mayıs'ta bazı gelişmeler yaşandı. Ali Koç Karagümrük kulüp binasına gitti. Karagümrük kulüp binasında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. 30 Mayıs'ta. Yani bir gün önce maç izledi. Şu an okuduğum haber maç izleme sonrasındaki haberdi. Burada ise direkt kulüp binasına gitti. Hani muhtemelen çakmağını falan unutmuştur statta. Hani kulüp binasına da gidip. Ki yanlışım yoksa kulüp binasından stadyum aynı değil mi ya? Ben aynı diye biliyorum yani. Belki ben bilmiyorumdur. Neyse. Şimdi Emre Mor'u Fenerbahçe'ye ister misiniz? Valla ben sağ kanada Emre Mor'u isterim açıkçası. Türk, pırpır, genç, bir dönemin süperstarı, sonrasında çöküş, Volkan Demirel'le tekrar yükseliş. Hani Fenerbahçe'de kendini yeniden bulabilir mi? Bence bulabilir. Mesela Serdar Aziz Bursaspor'da müthiş. Galatasaray'da düşüş. Hatta disiplinsiz hareketlerinden kadro dışı bırakılıp sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe'de tekrar yükseliş. Yani inşallah Fenerbahçe'ye gelirse de yükselir. Ama bu transfer takas olmayacak. %100 olarak eminim. Nereden eminsin hocam? Emre Mor Ozan Tufan takası gerçekleşti. İki kulüp başkanı transferde el sıkıştı. Aygün Özipek. İtsin de giyeyim. Demek ki Ozan dışında başka bir futbolcuyla takasa girip Karagümrük'ten alıyoruz Emre Mor'u. Ozan Tufan demek ki Fenerbahçe'de kalıyor. Aygün Özipek'in haberinden anladığımız üzere. Şimdi ben isterim böyle bir kanadı. Hiç değilse yedek olarak isterim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Emre Mor konuşuldu. Şartları soruldu. Bonservisi kimde diye soruldu. Karagümrük biz bonservisini aldık dedi. Zaten futbolcunun şeyleri bitiyordu. Hani Celta Vigo son senesinde kimseye veremedi. Hiç değilse biz alalım da dedik bari. Yıllık ücretini ödemeyin. Biz ödedik. 2 yıllık mı 1 artı 1 yıllık mı da mukavele imzaladık falan filan. Hani 2 artı 1 imzalayınca hani 1 artı 1 kalıyor geriye. Bunu belirttiler. Bonservis beklentisi yüksek ama şunu var. Şu anki performansıyla düşük ama önümüzdeki sene Süper Lig'e öyle bir alıştı ki önümüzdeki sene oynadığı futbolla biz tekrardan Avrupa piyasasına satarız diye. Ali Koç'un ve Fenerbahçe şeyinde bir tarafının da bir şüphesi var, korkusu var. Acaba disiplinsiz hareketler yine tekrarlanır mı diye. Şu an kafa karışık. Fenerbahçe'de ikinci bir transfer Abdülkerim Bardakçı transferi. Yani Abdülkerim Bardakçı iki de bir de yazıyorlar. Ama İttifak Holding Konyaspor'dan resmi açıklama geldi. Yani resmi açıklama geldi. Fatih Özgökçen, Abdülkerim Bardakçı'nın geleceği hakkında resmen konuşmuş. Şimdi 27 yaşındaki futbolcu için hani birçok teklif olduğunu açıklamış. Ve bu açıklamayı TRT Spor'a yapmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. TRT Spor'a demiş ki Beşiktaş
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim için Fransa'dan teklif var. Sat o zaman. Sat o zaman Fransa'ya. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz demiş. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ile pazar günü görüştük ama Abdülkerim Bardakçı konusu gündemde yoktu demiş. Demek ki Trabzon'a gitmediği kesin. Bir de Trabzonspor'un futbolcu alacağına kimse inanmıyor. Çünkü zaten aldılar, epey aldılar diyorlar. Yani Avrupa'dan Menier, büyük ceza yer. O riski göze almaz diyorlar. Ya ben aynı şeyi düşünmüyorum. Abdülkerim Bardakçı için de ben 2 gün önceki videolarda söylediğim üzere yine size söylüyorum. 4 milyon euro. Yani fazla bence. Bence çok çok fazla. Ha şu olur. Kol kırıverirsin. Üstüne 1 milyon euro verirsin. Alırsın. Derim. Yani derim. Kol kırıverirsin. Yanına da Lemos'u verirsin. 1 milyon euro verirsin. Derim yani. 2 tane yaparım. Yani eğer elden çıkarabiliyorsan. Hocam Tisserant'ı versek, bir versek yaparım. Ama yanaşmazlar. Çünkü biz Tisserant'a yüksek para veriyoruz. Kolay kolay kimse vermez. Ben Abdülkerim Bardakçı'yı biraz az düşük görüyorum açıkçası. Onu da belirteyim. Ha, şu var. Piyasada o kadar çok stoper var ki. Sözleşmesi biten. Mesela bu Harit Ortega ismi ortaya atılmıştı. Şimdi dediğim gibi Tisserant'ı gönder. Hatta Tisserant artı Lemos'u ver. Ya da Lemos artı kol kırı ver. Abdülkerim Bardakçı'yı al. Tisserant da ikiye sat bir yere. Harit Ortega'yı getir. Bence Fenerbahçe büyük kar elde eder yani. Bardakçı, Serdar Aziz, Kim Minji, Ortega. Müthiş bir stoper tandemi. Burada da subliminal duyumu inşallah anlamışsınızdır. Zayt ve Pelkas'a İtalya'dan talipler artıyor. Evli değil miydi onlar ya? Ha transfer talibi pardon. Şimdi bu sezon yıldızı felaket şekilde parlayan Zayt ve Pelkas'a İtalya Serie A ekiplerinden birçok takımdan teklif geliyormuş arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'ye gelen teklifleri hani Bologna'nın bir kancasının olduğu Fenerbahçe gelen teklifleri tabii ki değerlendirecek iki futbolcu için de. Ama tabii ki de Zayt İtalya'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe 4 milyon euro istiyor demiş. Ben bugün bir yerde gördüm. Yani çok 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 ütopik bir şey gördüm. Takımın biri Zayt için 7 milyon euro teklifte bulunmuş. 12'ye kadar çıkabileceğini belirtmiş. Şimdi hangi mal bunu yapar? Yani hangi gerizekalı bunu yapar? Arkadaşlar bu nasıl bir gerizekalıktır? Yani 7 milyon euro teklifte bulunuyor. Sakın yok demeyin. Biz 12 milyon euroya kadar çıkacağız. Yani hangi gerizekalı bunu söyler? Gerçekten söylüyorum bak. Harbi harbi söylüyorum. Hangi gerizekalı bunu söyler? Ya arkadaşlar lafımı yanlış anlamayın. Hocam senin de ağzın bozukmuş demeyin. Ya bu ağız bozukluğu değil. Bu iltifat kalır. Yani gerizekalı lafı iltifat kalır. Ne demek ya? 7 milyon euro verdiler. Bak vazgeçecekseniz söylerim. Biz çok ciddiyiz. 12'ye kadar çıkarız. Ve bu adamların binlerce takipçisi var. Ve bu kanal daha 24 bin bile olamadı. Demek ki arkadaşlar deveyi diken insanı şey, yalan duyum veren şey yapıyor herhalde. Yarıyor. Başka ne yapalım arkadaşlar? Yani ne yapalım arkadaşlar? Ne desek olmuyor, ne desek olmuyor. Söylüyoruz. İnanmıyorsunuz. Neyse, yine devam edelim. Yani bu arada Ahmet Ağoğlu demişken Ahmet Ağoğlu'nun federasyonla ilgili birkaç tane cümle şeyi vardı ya. Konuşması vardı. Sosyal medyaya düşer onu alır konuşurum. Ya çarpıklıklarla ilgili TFF'deki çarpıklıklarla ilgili inanılmaz şeyi var. Yani inanılmaz tespitleri var. İnanılmaz cümleleri var. Yani plansızlık, rezillik. Mesela yabancı kuralı. Seneye kaç? Yani seneye kaç arkadaşlar? 8 artı 3 diyorlar. 7 artı 4 olacak. Biz 7 artı 4 istiyoruz. Haberiniz olsun. Ve çok da ciddiyiz bu konuda. Biz planlamamızı buna göre yaptık arkadaş. Diyoruz. Neyse. 7 artı 4 olursa Abdülkerim Bardakçı. Bak Abdülkerim Bardakçı, Serdar Aziz. 2. Müthiş stoper attı. Kim Minji var. Salah'ı Kim Minji'nin yedeği olacak adam değil. 13, 14, 15'e. O subliminal verdiydim onu ya. Neyse.
Oraya Haret Ortega ismi alır mesela. Kolkır'dan, Tisserant'tan, Lemos'tan kurtulursun. Bak bir tane Türk'ün kesin. Kalede Altay, iki Türk. Ferdi oynatırsın, üç Türk. Bir tane de altyapından bir isim ilk 11'de başlamak zorunda. İlk 11'de başlamak zorunda. Şimdi anladınız mı Ertuğrul Taşkıran'a niye daha çok almak istediğimizi? Düşünsene mesela Ertuğrul Taşkıran da maça başla. İyi de hocam o zaman Altay paslanır. Ya maça başla sonra değiş. Neyse. Onlar sonra konuşulacak iş. Zayt'sa teklif var. 4 milyon euroluk bir teklif. Bu haber doğru. Biz 7 milyon euro veren olursa satacağız. Ama 7'ye kadar çıkan yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öyle 10, 15, 12'ye kadar çıkarız diyen bir mal yok. Yani bunu uyduran nasıl güzel uydurmuş. Buna inanan arkadaşları da tebrik ederim. Yani elimde de sattık bir köprü var. Alsanız da ben de Peugeot 3008 alsam. Nasıl olur? Ertuğrul Taşkıran demişken Fenerbahçe Sinan Bulat'la da anlaşma sağlamış. Yani de şeyin İHA'nın haberi. Kenan Pamuk da diyor ki Sinan Bulat'ın yakın zamanda açıklanmasını bekliyorum demiş. Şimdi şunu söyleyeyim. Kenan Pamuk'un ve İHA'nın yanıldığı bir nokta var. Arkadaşlar bakın. Bir insan iki kişiye aynı anda evlilik teklifinde bulunmaz. Kolay kolay. Ama bu futbolsa iki kişiye değil 12 kişiye de aynı anda evlilik teklifinde bulunursun. Biz Ertuğrul Taşkıran için kulübüyle kendisiyle görüştük. Bütün şartlarda anlaştık. Hiçbir pürüz yok. Hiçbir pürüz yok. Biz Ertuğrul Taşkıran'la da görüştük. Sinan Bolat'la da görüştük. Şartlarını sorduk. Bizim şartlarımız şu dedik. Onda da hiçbir pürüz yok. Nasıl yani hocam? Sinan Bolat mı geliyor Fenerbahçe'ye? Ya da Ertuğrul Taşkıran mı geliyor? Biz tam bunu yaptığımız zaman Kasımpaşa heyeti dedi ki ya biz size Tiam'ı bedava verdik. Sattınız ettiniz sansasyonel şeyler oldu. İşte şikeyle şundan bundan suçlandık. Bari hiç olmazsa buna bir bonservis bedeli ödeyin. Bir fesih bedeli ödeyin. Mesela 500 bin euro temsili de olsa. 500 bin euronun siz ne kadar ettiğini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yaklaşık 9 milyon TL yapıyor artık. 17,5'tan fazlaydı euro kuru. Yaklaşık 9 milyon TL. O 9 milyon TL'ye şöyle anlatayım. Yani en az bir 10-12 tane Peugeot 3008 alırsınız. Para birimi. Kripto para. Dolar, Euro, Peugeot 3008. Yani bilginiz olsun ha ben hala ısrarlı bir şekilde Ertuğrul Taşkıran ismine odaklanmanız gerektiğini düşünüyorum. Ha Ali Koç bu sağa solu belli olmaz diyorsunuz. Katılıyorum. Bu arada Charlotte'la bugün de prensip anlaşması sağlamışız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine gazetenin biri vermiş. Fenerbahçe Charlotte'la prensip anlaşmasına vardı demiş. Bu da doğru. Yalan değil. Hocam iyi de dalga geçiyor gibi söyledin. Arkadaşlar yalan değil ki. Gerçekten böyle ya. Bak hani her videoda söyleyip de size karşı hakaret niteliğinde konuşmak istemiyorum ama bir mevki için belki 60 tane futbolcuyla görüşüyor Fenerbahçe. En doğrusunu yapıyor. En doğrusunu yapıyor. Karnınız acıktı. Bir baktınız dönerci yazıyor 20 lira. Döner artı ayran. Muhtemelen martı döneridir. Öbür tarafta yazıyor işte İskender artı kola 60 lira. Hocam neredeyse bizi de götür. Lan dur. Öbür tarafa baktınız. Ekmeğin arasına haşlanmış yumurta, domates, soğan 7,5 TL. Üçü de doyurur değil mi? Yani üçü de doyurur. Siz ne yaparsınız? Telefonda joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu dersin. Yani üçünden birini seçersiniz. Yani futbolcu transferi de böyle. Kimisinin maliyeti yüksek, tadı iyi. Kimisinin maliyeti orta, tadı orta. Kimisinin maliyeti düşük, tadı bence öbürlerinden daha güzel. Kim Minji, sen ekmek arası soğansın. Seni hiçbir şeye değişmez ki. Yani meşhur bir Kürt fıkrası der ki nan heye, pivas heye, haso çimamri der. Yani ekmek varsa, soğan varsa bir insan ölmez. Nasıl ölebilir derler. Bu da öyle. Yani Kim Minji bizim soğan ekmeğimiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sakatlığı varmış ya sakatlığı bir an önce iyileşsin.
bir önce yeni sezon kampına katılsın. Fenerbahçe Bursaspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile ilgileniyormuş. Bana altyapıyla ilgili de çok soru soruyorsunuz. Ne diyor Ahmet Ağoğlu? Tüm kulüplerin istisna 8 artı 3'ün bir sene daha devam etmesini 7 artı 4'ü istemediğini söylemiş. 7 artı 4 bize yarardı. Yerlilerimizden dolayı ama yönetim kurulumuzda 8 artı 3'e okey vermiş diyor. Fenerbahçe için ama yok Fenerbahçe 7 artı 4'ü de şey yapacak. Bu arada Ali Koç şu an el ödün törenindeymiş. Devam edeyim ben. Bu Tuğbey Akgün 400 bin euro değere sahip gözüküyor. Merkez orta saha 19 yaşında. Ya yani bizim İsmail Yüksek de orada oynuyor. 23 maça çıkmış 798 dakika. Ben bunu çok doğru olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Haberiniz olsun. Bursaspor'a yani sözleşmesini de feshetmek istiyor. Ayrılan ayrılana. Başka takımlar da istiyor. Ben bu arkadaşı beklemiyorum ama İsmail Yüksek ismi mesela benim yeni sezon öncesi beklediğim yegane isimlerden birisi. Bana birisi şey demişti. Ya siz o sen onu bunu bırak da sizde bir futbolcu var İsmail Yüksek diye. Siz onun kıymetini bilin. O çocuk çok değişik futbol yapısına sahip bir çocuk diye. Yani bu sezon 30 maça çıktı Bursaspor'la. 30 maçta 3 gol 2 asist 1936 dakika yani yaklaşık 22-23 maç. En azından ikincilik tecrübesi kazanmış oldum. Çünkü alt ligden Fenerbahçe'ye gelip hani Gölcük Spor'dan Fenerbahçe'ye gelip 2020'de Balıkesir Spor'a kiralanıp Adana Demirspor'a kiralanıp şimdi de Bursaspor'a kiralanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Zamanında 500 bin TL'ye alınmış. 50 bin euro bile değil. Şimdinin tabiriyle. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek arkadaşlar. Hep bir şey. Hocam peki sence Emre Mor gelir mi? Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Sormanız gereken soru başka. Ali Koç Karagümrük binasına kadar gittiğine göre yani Ali Koç ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hangi futbolcu için yüz yüze görüştüyse o futbolcuyu transfer etti arkadaşlar. Kesinlikle sapma olmadı. Mametiyan mesela. Mert Hakan Yandaş mesela. Hiçbir futbolcu sapma olmadı. Ali Koç'un yüz yüze görüşüp kaptırdığı hiçbir futbolcu olmadı. O yüzden bence de Emre Mor Fenerbahçe'de. Yani Ali Koç sayesinde Emre Fenerbahçe'de. Kap tarihi ne zaman peki? Kap tarihini söyleyeyim 10 Haziran. 10 Haziran. Hocam 10 Haziran özel bir gün mü? Evet. 1 ve 0 mübarek Cuma günü. Mesut Özil de o gün Cuma mesajı falan atar. Bekleyip görün bakalım arkadaşlar. Trollüyor muyum? Doğru mu konuşuyorum? Hep birlikte göreceksiniz. Bir de şu kanala abone olun. Bak 23.800. Ayıp. Elin oğlu neler uyduruyor? Takip ediyorsunuz. Biz. Neyse canınız sağ olsun. Başlayalım. Biz bize yeteriz. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.